Bir amaçları da kendi toplumlarında İslam'a ısınan, artık yani bu batılı hayattan tükenmiş, robot haline gelmekten nefret etmiş, Allah'ın hidayetine yaklaşan insanları uzaklaştırmaya çalışmak. Oraya gitmeyin, Budist ol, ne olursan ol, Müslüman ol. Çünkü Müslüman olunca dinamizmini o toplumun içinde de çalıştırmaya başlıyor. Müslümanların farkı budur. Uyarı oğlu değil Müslüman. Ben gittiğim yere uyarım, öyle değil. Müslüman, güzel bir şekilde, güzel ahlakıyla hem toplumlarda güzel bir huzur oluşturuyor ama aynı zamanda Allah'ın hükümlerini, Resulullah Efendimiz'in sünnetini her Maşallah, bir amelinde yaptığı için toplumda bir başka bir dönüşüm amin, meydana geliyor. amin, Görülmemiş bir şey bu. Onların da çok katlanacakları bir şey değil. amin. Dinimizi sahip Belki başka bir inanca evrilse, orada yine eski kimliğini, eski tarih anlayışını, eski tarih bilincini muhafaza ediyor ama Müslüman olduğu anda bir defa tarih şuuru en başta her şey değişiyor. değişiyor. Kendi tarihini işte bir Fransa tarihi olarak görmüyor. Bir işte Adem Aleyhisselam'dan başlayan ama asıl en yakın bağı, Tevhid. evet en yakın bağı işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, asr-ı saadete dayandıran bir tarih anlayışına Tabii. otomatikman dönüşüyor, direkt dönüşüyor ama bu sefer diğer işte Fransız tarihi adamın artık umurunda olmuyor. Oranın değerleri umurunda olmuyor. Bu da ürkütücü bir şey gerçekten. Şimdi evet biz bu çok önemli bir noktadır. Biz Batı'yı az tanıyoruz. Hep söylüyorum. Batı'dan çok bahsediyoruz. Övenler, sövenler. İkisi de körlüktür. Bir şeyi bir insan övüyorsa, aşırı övüyorsa, aşırı sövüyor, o ikisi de kördür. Hakikati sahip olanlar bu iki şeye girmezler. Şimdi Batı ile ilgili bizim Osmanlı'dan beri son işte iki buçuk asırdır algılarımız iki türlü. Büyük hayranlık duyanlar ve örnek almaya modern Kötülükten almaya bize rızkı ya çalışanlar. Rabbi iyi Bir de onu insanlar. eleştirenler. Şimdi ikisinde de Batı bilgisi çok gerçekçi değil, açıkça söyleyeyim. Yani ilginç bir şey değil mi? Genç Osmanlılar ve sonra Cön Türkler Avrupa'ya kaçtılar. Londra'da, Paris'te, Cenevre'de yaşadılar. Onların kaçtıkları dönemde kaçtıkları ülkeler en büyük katliamları yapıyorlardı. En büyük sömürgeci ülkelerdi. Hiçbirisinin yazısında bundan bahsedilmez mektuplarında. Sanki cennete gelmişler. Bunlar o kadar eşitlikçi insanlar, bu devletler o kadar hürriyetperver, terakkiperver efendim. Bunların bütün derdi insanlığı ilerletmek. Kendilerini heba ediyorlar, zavallı. Aynen böyle yazıyorlar. Yani aklından şüphe ediyorsun adam. Abi sen şaka mı yapıyorsun? Ya senin kulağın gözün hiç görmüyor mu bir şeyi? Londra'daki o zengin insanlar, herkes de zengin değil, perişanlık içinde yaşıyordu o zaman. Bu konaklar, bu köşkler nereden geliyor? Hangi parayla yapılıyor ya? Hindistan olmasa, sömürülmese, Afrika sömürülmese nereden geliyor bu para? Hiç bunu soran yok, yazan yok. Hepsi mükemmel, melaike adamlar gibi. Onlar tanımıyorlar, övenler. Yerenler de maalesef çok tanımıyor. Onlar da sadece sömürgecilik üzerine, işte ülkemizde yaptıkları, destekledikleri yıkımlar üzerine yapıyorlar. Doğru bunlar. Fakat eksik. En önemli şey bir batılı güç odağının bir Müslümanı nasıl algıladığını bilmektir. O seni nasıl görüyor? Çünkü yaptığı her şey ona dayanıyor.